gördünüz. Yani 12 saatten 1 saat çekim yaptık. Efsane güzel geçti. Ekip çok iyi, kadro çok iyi. Hani onlarla çalışmak benim için çok tatlı bir deneyim oldu. Bugün de çekeceğiz. Sonra dönüyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ama hiç böyle karşı değilim, isteyen herkes dediği her şeyi yaptırır. İnsan kendini öyle seviyorsa onu yaptırır. Kimseyi de ilgilendirmiyorlar açıkçası yani. O yüzden ben öyle düşünüyorum. Peki ailenin sizin davranmasını görüşüyorsunuz da konuşuyorsunuz da hani sizin şunu şöyle yapsam, bunu böyle yapsam, ya bunu böyle yapsam diye sorunlar oluyor. Ailemden. Evet. Neden? Ailem benim uyar. Yok, aileler, anneler, babalar genelde böyle şey yapar ya, o yüzden. Çok heyecanlı. Seni yiyemedi ya. Seni yiyemedi ya. Yani bu soruyu tam algılamıyorum. Hangi zaman bu soruyu götürdün? Tamam, bunu soruyu siliyoruz. Sen başla. Bu sildiğimiz ikinci soru. Peki, Kerem Bey'le bir günlük günümüz var. Bu uzun zamandır mı var? Merak edilen bir soru. Bu uzun zamandır mı var? Evlat denemde var. Gerçekten mesela bütün hepsinin cevabını aldığınız soru. Ben hala şaşırıyorum. Anladın mı? Takipçi demişken şöyle bir diyalog var. Başrol oyuncuların fazla takipçisi olanından seçiyorlar diye. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Öyle şey olabilir mi ya? Ben hiç asla öyle şey düşünmüyorum. Yok. Instagram'dan önce nasıl seçtiler o zaman? Evet. yok. Öyle bir tartışma çıktı o yüzden takipçi demişken sormamız. Ben öyle düşünmüyorum. Ya ben mesleğimle ilgili zaten o kadar basit düşünmüyorum. O yüzden hiç öyle bunlara cevaplamıyorum. Burada uzun uzun konuşmak isterseniz kameraları kapatın şimdi. Evet, başka istediğiniz, sorduğunuz bir şey mi? Hande Erçel'in estetiği nasıl karşılar? Sizin estetiğiniz var mı? Benim estetiğim yok. Bu çok şey oluyor. Var diye haberler çıkıyor. Yok, benim estetiğim yok. Bir estetik olarak şöyle, estetik olarak baktığımız şey. Bir dakika. Estetiğim yok dedim ama bir dakika. Unuttuğum bir şey vardı şu an ama bunu ben siliyorsun. Buraları kesin. Zaten eski bir kadın olduğu için gerek yok. Hiçbiri yeni değil. Yani çok uzun zamandır tabii ki değil. Aslında yeni bir ilişki. Zaten olduğunda da haberiniz oldu direkt. Evet, doğru. Hemen haberiniz oldu yani. Tam anlamıyla da zaten. Ben bu arada hani. Belge. Olduğunda herhalde biri olduğunda öğreneceksiniz diye. Oldu ve öğrendiğiniz kadar basit. Uzun uzun zaman değil tabii ki. Yani ama dizinin başında da bir çıktı, beraberlik çıktı. Olduğumuz. Yok, öyle haberler çıktı. Arkadaşlık. Tamamen arkadaşlık, tamamen iş arkadaşlığıydı o zaman. Sonra ilişkiye dönüştü, daha yeni yani. Peki, birbirimize amanın diye bir hitap çektiğiniz var mı? Gerçekten şeye yeni girdi ya. TDK'ya girdi. Evet, böyle şey kelimeler üretiyor Kerem. Tamam, daha fazla utandıracak mısın? Peki, o zaman çok teşekkür ederim. Dergi çekiminden de bahsedelim. Aa, evet, dergi çekiminden. Ondan bahsedelim. Evet, çok normal güzel bir dergi. Yani. Yeni bir dergi. Güzel bir aile konsepti için buradayız. Ve zaten ben hala şaşırıyorum. Anladın mı? Takipçi demişken şöyle bir diyalog var. Başrol oyuncuların fazla takipçisi olanından seçiyorlar diye. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Öyle şey olabilir mi ya? Ben hiç asla öyle şey düşünmüyorum. Yok. Instagram'dan önce nasıl seçtiler o zaman? Evet. Yok. Öyle bir tartışma çıktı o yüzden takipçi demişken sormamız. Ben öyle düşünmüyorum. Ya ben mesleğimle ilgili zaten o kadar basit düşünmüyorum. O yüzden hiç öyle bunlara cevaplamıyorum. Burada uzun uzun konuşmak isterseniz kameraları kapatın şimdi. Evet, başka istediğiniz, sorduğunuz bir şey mi? Var. Hande Erçel'in estetiği nasıl karşılar? Sizin estetiğiniz var mı? Benim estetiğim yok. Bu çok şey oluyor. Var diye haberler çıkıyor. Yok, benim estetiğim yok. Bir estetik olarak şöyle, estetik olarak baktığımız şey. Bir dakika. Estetiğim yok dedim ama bir dakika. Unuttuğum bir şey vardı şu an ama bunu ben siliyorsun. Buraları kesin. Zaten eski bir kadın olduğu için gerek yok. Peki oynarım dediğiniz veya oynamam dediğiniz bir rol var mı? Ay yok. Seçim yapar mısınız? Hiç. İçimize ne siner severiz. Daya daya oynamak istediğim, beni heyecanlandıran ne olursa oynarım. Ben hiç öyle şey değil. Peki sporlarınız nasıldır? Spor yapıyorum ve yapamadığım dönem çok sinirlerim azalıyor. Aşırı yani. Çalışırken vakit bulabilir misin? Sabah 7'de kalkıyorum, yapıyorum. Yani yapmadığımda insan eksiklik hissediyor. Yani hepiniz sportif insanlarsınız. Anlarsınız. Herkes de var. Normal. Herkes de var.
Öyle yani sporda çok sosyal medyada da fotoğraflarınız çok beğeni, çok yorum alıyor. Ve Türkiye'nin en çok kadın takipçisine sahipsiniz yani. Kadın olarak takipçiye sahip insansınız. Heyecanlandım. Sosyal medyada böyle takipçiye sahip olmak sizi nasıl etkiliyor, nasıl şey yapıyor? Beni de utandırdı şu an. Güzel Sınav'ın 11 bölüm diye düşündüğümüz, tabii yapımcılar ne der bilmiyorum. Ama son 11 bölüm diye düşündüğümüz güzel bir hikaye var. Bence çok farklı olacak, çok da farklı dönüyoruz. Ben de ilk defa böyle bir şey oynayacağım. Çok da aşırı fazla bir fan kitleniz var. Onlara buradan bir şeyler söylemek ister misiniz? Her gün yazıyorlar, röportaj var mı, ne zaman olacak? Evet, bizi de çok zorluyorlar. Hande Hanım, ne zaman çekeceksiniz? Yani ben onlara her zaman söylüyorum. Ya, iyi ki varlar, çok tatlılar. Çok seviyorum hepsini. Her zaman destekler. Peki, bunun dışında neler yapıyorsunuz? Yeni bir sinema projesi olacak mı? Pandemi nedeniyle bir çoğu ertelendi ama evet, yavaş yavaş yine çekimler başladı sinemalar için. Yani şöyle, şu an proje bir senedir de devam ettiği için aslında yeni bir şeyin üzerine çok konuşmayı sevmiyorum ben, işte işim varken. Yani tabii menajerlerim ne düşünüyor, ne planlama yaptılar çok bilmiyorum şu an. Çünkü tek odağım Eda ve umarım